Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün tekrardan küreselde kasmaya devam edeceğiz. Şu andaki 1952 madalyadayız. Sıramız da 508. Şöyle yerel sıralamamıza da bakalım. Yerelde de 7.'yiz. Videoyu cumartesi akşamı çekiyorum. Siz de pazar günü izleyeceksiniz. Sezon bitimine de bir gün 13 saat kalmış. Hemen maçlara geçelim. İlk rakibimizi bulduk. Şu an sezon bitimine de az kaldı. Yükseklerdeyiz. Yani bayağı bir maçlara odaklanmam gerekecek. Çok konuşamazsam kusura bakmayın. Elektro attı. Belki Pekka'dır. Tamam, goblinleri bölelim. Klanına no skill. Kar topu geldi. Daha destesini çözemedim. Varil de varmış. O varil vurmasın. Tamam. Yine Pekka veya Mega Şövalye olabilir. Ona madenci atmayacağım. Şöyle ruh atalım. Ya şarjlandın mı? Oh tamam. Bir an kuleye uçacak sandım. Madenci ittirdi diye ruha şarjlandı. Kartopu atabilir. Tam direkt koçu gönderdi. Bunda büyük ihtimalle yıldırım vardır. Şöyle son saniye atalım. Yıldırım burada atmaz herhalde. Tamam. Rakip Pekko oynuyor büyük ihtimalle. Böyle bir deste var zaten. Koç bincili Pekka pek oynanmazdı ama. Hala oynayanlar varmış demek. Evet, ilk Pekka geldi. Roket atamayacağım şu an. Kara Prens'i atalım. Yavru ejder gönderirse roketlerim. Yavru zaten sıkıntı. Felaketsiz öldüremiyoruz. Şöyle güzel bir roket. Tamam. Yıldırıma dikkat etmemiz lazım. Genelde bu eşleşmeyi kazanıyorum. Tamam, önce ruhu gönderdim. Şimdi varili var. Goblinler arkada kalsın. Rakip de geliyor. Madenciyi de attım. İksiri harcadık. Tomruk atacağım. Güzel. Tersten ufak bir baskı yapalım. Ona paket atacağım. O barbar vursun artık. Yine felaket atmak istemiyorum. Şöyle tomruk ve ruhla oyalayalım. Tam goblinlere gerek bile kalmadı. Şu an çok sakin geçiyor oyun. Evet, Pekka geldi. Biz de roketimizi gönderelim. Tamam, Kara Prens'i sağdan atalım. Ya felaketi olabildiğince zorunda kalmazsam kullanmamaya çalışacağım çünkü yıldırım var ama şu an mecbur atacağız. Yavru da geliyor. Tamam, yine savunduk. Yıldırım hasarını yedik. Güzel, tersten attığımı düşündü. Ruh da vuracak. 100 hasar kadar önündeyiz. Bu gidişat iyi bizim için. Daha fazla yıldırım yemezsek maç sonunda roketleyip kazanabiliriz. Rakip de çok az Pekka atıyor. Tamam, onu da roketleyeceğim. Roket Tomra ölüyor muydu acaba? Unuttum. Ölüyormuş. Güzel. Evet, şimdi Kara Prens'i biraz bekletip atacağım. Köprüde kalmasın diye. Yine de kalabilir. Neyse, oraya roket gönderelim. Evet, köprüde kalacak. Felaketi yine biraz bekleteceğim. Şu an gerekmeyebilir aslında. Paket tomruk. Ruh. O vurmasın. Süper. Şu an bir Pekka diyorum. Madenci roket yapacağım. Çok yani boş bir yıldırım attı. Tamam, yine bir tomruk. Goblinleri de attım. Aa, şarjlanıp vurdu. O biraz sıkıntı.
O sen o yıldırımı atarsan roketi yersin. Yıldırımın yok, felaket savunur. Goblin. Aman barbar. Vurma da. Tamam şu an roket yetmeyecek ama sanırım hasarda güzel. Madenci sayesinde öne geçtik. Bu arada terse de bayağı vurmuş. Rakip güzel zorladı. Yani güzel oynadı o da. Bayağı yakın geçen bir maçtı. Şimdi sıralamamıza bakalım. 533. Devam edelim. İkinci rakibimizi bulduk. Binici var profilinde. Evet, bu dev iskeletli binici destesini oynuyor olabilir. Keşke 2.6 oynuyor olsa ama keşiş geldi bu arada. Tamam, kara prensi atalım. Nasıl bir deste acaba? Sezon sonları 2.6 oynayan pek kalmıyor. Keşke oynasanlar, 2.6'ya antiyiz bayağı ama. Aa, geçen İyan'ın videosunda bir deste vardı, o galiba. Ucuz da bir deste. Keşişle falan. Tamam. İlk hata iyi savunduk. Kar topu mu vardı bunda acaba? Tam hatırlamıyorum desteği. Deprem de olabilir. Deprem varsa çok sıkıntı. Felaketi zaten keşişe vurarken hasar vuramıyor. Orada depremle eritebilir orada. Biraz sıkıntı eşleşmeye benziyor. Kara Prens'i tersten atalım. Tüm gücüyle gelemesin. Tahmini tomluk falan atar mı acaba? Tam atmadı. Goblinleri atarken hep aklımdan tomluk geçiyor. Tamam, şöyle savunalım. Ters nasıl o kadar vurmuş ya? Keşiş özelliğiyle ve tomlukla falan vurdu galiba. Keşiş özelliği de bedava hasar zaten. Ruhu attım. Ana kule de açabilir gerçi ama. Tamam açsın ya. Zaten zar zor vuruyoruz. Paket avcıya değmedi. Çok kötü attık. Yeteneğine basarsa evet, ana kuleyi açacağım. İşe yarar bininciye karşı. Evet, depremi varmış. Tomruk da atmam lazım. Evet, eşleşme baya zor gibi. Şu ana kadar eşit gidiyoruz ama roketi bastım ona. Klasik yerine atmayacağım. Tahmin edebilir. Evet, iki tane vurduk. Yani dümdüz oraya atsak hiç uğramayacaktık. Tamam. Evet, topu varmış. Ne güzel kartları yok diye madenci atmıştım ama. Binici atar mı şu an? Yok. Şöyle bir roket atacağım. Yetenek basar belki. Aa, bu arada tüh. Avcı attı sandım. Biniciyi de alsak çok iyi olurdu oradan. Yalnız ikinci biniciyi döndürecek. Tamam, tomruğu yok. Binici vurmaman lazım. Güzel. Hala hasarda gerideyiz ama keşiş atabilir oraya. Top attı. Vuramıyoruz. Aa, çok güzel. Kara prens vurdu. Ya, rakip şöyle keşişle sağlam bir gelse tutamayacağım gibime geliyor ama rakip de düzgün atak yapmıyor. Yetenek de basmıyor. Aslında keşişe atsak yetenek basmıyor diye güzel olabilir. Ama çok büyük kumar. Güzel. O köprüde kalsın. Keşiş. Gelme. Bari antidepreme atalım. Zaten yandan beri geliyor. Güzel. Şöyle vurma. Kara Prens bir tane vursa vuramayacaktı ama. Burada biz de sağlam vurmuşuz.
Tamam. Şöyle bir roketi bastım. Binici geliyor. Yalnız biniciyi hemen atman lazım. Roketi çeviriyorum. Atmadı biniciyi. Kazandık mı? Çok güzel. Çok iyi maçtı. Bayağı da keyif aldım. Keşke karşıda çok oynamıyoruz zaten. Hiç de özlememişim. Evet, 3000'i geçtik. Sıramızda 479. Devam edelim. Evet, son maçımıza geçtik Joker. Şunu da kazansak bayağı güzel olurdu. Sezonun son günleri kasmak da çok keyifli oluyor. Yani benim oyundan en çok zevk aldığım dönem. İkisi yayına benziyor. Ya da Kraliyet Devi de olabilir. Evet, X-Ray'i. Umarım okçulu alev toplu olandır. Roketli olmasın. Şimdi madenci arkaya da göndermeyelim. Kasırgası olabilir. Tamam. Roketle hallederiz orayı. Bir şey atman lazım oraya. Okçu veya okçusu olsa atardı herhalde. Kraliçesi mi var acaba? İyi, Goblin vurdu. Güzel. Evet, maalesef kraliçesi varmış. Yine yakın geçecek bir maç. Muhtemelen roketi var bunun. Kara Prens'i yem etmemek için tersten gönderdim. Eyvah. Keşke önce felaketi atsaydık. Tomruğu döndü mü acaba? Evet, çok fazla hasar yiyeceğiz. Ya orada yarım iksir fazlamız olsa paket tomruk felaketi bir anda atsak kitlenebilirdik ama ikinci iksir yayını döndürmüş. Evet. Yani bazen böyle maçlar da oluyor maalesef. İki maç güzel geçmişti ama maçı erken kaybettik. Ya zaten roketli X'i bayağı zor bir eşleşmeydi. Neyse, sağlık olsun. Bakalım kasırgası var mı acaba? Gerçi ruh var. Kasırga yoktur o zaman. Evet, roket. Neyse, maç bitene kadar biraz sohbet edelim o zaman. Son günlerde böyle 3000'e de çıkmıştım dün. Bir 2800'lere düştüm bugün. Geri çıktım falan. Yani buralarda inip çıkıyorum ama bu sezon kendime güveniyorum. Yani bir rekorumu kesinlikle kırmak istiyorum. Tabii ilk 400, ilk 300 falan deneyebilirim. Sezon sonu ne kadar kasabileceğime bağlı. Evet, videonun da burada sonuna geldik. Son maç hariç ilk iki maç çok güzeldi. İkisi de yakın geçti. Son maçta erken bitti. Zaten büyük antimizdi ama tabii daha güzel oynayabilirdik. Hatalıydık. Sağlık olsun. Son sıralamamıza da bakalım. 536. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Beğendiyseniz like atıp kanalıma abone olursanız sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.